Taarruzi insansız hava aracı Bayraktar Akıncı, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir insansız hava aracından atılan hassas güdüm kiti ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar Akıncı projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. TÜBİTAK SAGE tarafından milli olarak geliştirilen hassas güdüm kiti ile gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden HGK ile güdümlü hale getirilen MK-82 mühimmatıyla havalanan Bayraktar Akıncı, atış testi icra etmek üzere belirlenen noktaya yol aldı. Bayraktar Akıncı'nın ateşlediği HGK-82, belirlenen hedefi başarıyla vurdu. Bayraktar Akıncı TİHA, yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu kapsamında ilk kez HGK-82 mühimmatıyla test atışı icra etti. Böylece HGK mühimmatı ilk kez bir insansız hava aracından atıldı. Kullandığı mühimmatlara bir yenisi daha eklenen Bayraktar Akıncı'nın caydırıcılığı arttı. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %75'ini ihracattan elde etti. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 30 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. Baykar son olarak rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzaladı. Bu kapsamda 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 ihracatı gerçekleştirilecek. Romanya'ya gerçekleştirilen ihracatla birlikte Bayraktar TB2 SİHA'lar, NATO üyesi 4, AB üyesi 2 ülkenin envanterine girdi.